Vallahi benim de orada Adıyaman'da tanıdıklarım var. İnşallah herkes yardım etsin. Çünkü şu an kış, yaz olsa yine bu kadar sorun değil ama kış aylarında insanlar karda soğukla savaşıyorlar. Mutlaka herkes elinden ne geliyorsa, en ufak bir şey de olsa getirsinler, yardımcı olsunlar. Siz neler getirdiniz? 4-5 tane battaniye vardı, giysi getirdim. Evime soğan almıştım, arabada duruyordu. Buraya nasipmiş, onu da verdim. Elektrikli soba vardı, onu verdim. Ayrıldığım eşimi aradı, Adıyamanlıydı. O aradı 6'da. Şoktaydım yani, İstanbul depreminde yine uzaktan da olsa yaşadık. Çok kötü yani, Allah kimsenin başına vermesin. Kayınvalidem göçük altında kalmış. O yüzden çok üzgünüm. Allah herkese yardım etsin. Kendi kıyafetlerimizden, çocuk kıyafeti, yetişkin kıyafeti, bayan kıyafetleri, bir de battaniyeler etti. Herkes elinden geleni yardım yapsın. Bugün onlar olan yarın bizde olabilir. Allah kolaylık versin. Kış memleket. Valla psikolojimiz bozuldu. Zor, Allah kimse başına vermesin. Tek yürek oldu. Evet, tek yürek. Evet, evet. Bu şekilde atlatacağız. Aynen öyle ya. Bu şekilde atlatacağız bugünler inşallah. Allah kolaylık versin. İki tane eşortman getirdim. Hiç giyilmemiş. Kardeşlerimiz orada soğukta bekleyeceğine, bizler en azından bir ufak tefek bir şeyimiz var. Yardımcı olacak, ne mutlu bizlere. Elinden geldiği kadar, elinde 3-5 parça neyi varsa getirmelerini rica ederim. Getirsinler. Onlar da mutlu olursa bizler haliyle mutlu olacağız. Ülkemiz adına da üzgünüz. Bingöl'deki Kürt de bizim kardeşimiz. Elazığ'daki Dadaş da bizim kardeşimiz. Gakkoş da bizim kardeşimiz. Ülkemiz böyle bir felaket gördü. Rabbim tekrar nasip etmesin inşallah. Biz de elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çarşıdan geliyorum. Birçok esnaf arkadaş bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hamdolsun böyle bir birlik var. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz. Ölenlerimize Rabbimden gani gani rahmet diliyoruz. Göçük altında kalan kardeşlerimiz de inşallah en kısa zamanda kurtulmasını dua ediyoruz. Duadan ve destekten başka elimizden şu an bir şey gelmiyor. Türkiye için acı bir olay. Allah bir daha göstermesin inşallah. Diyorum ya. Allah beterinden saklasın inşallah, kimseye göstermesin. Neler getirdiniz? Ufak tefek bir şeyler getirdik yani. Bir soba getirdik. Gaz sobası. Battaniye, yorgan. Ne varsa getirdik. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Hani olmasaydı daha iyiydi. Hani gönüller bir olsun. Yine her şey el ele tutulaktan yapılacak. Hani herkeste yardıma bekliyorum. Başka da bir şey demek istemiyorum. Battaniye getirdim, çocuk bezi getirdim, kışlık ürünler getirdim, çorap getirdim. Hani elimizden ne geldiyse getirmeye çalıştım. Ya imkanı olan bütün arkadaşlarımızı da bütün memleketimizi de davet ediyorum. Bebek bezleri, ıslak mendil, mamalar, bebeklerimize en çok ihtiyacı olan şeyler. İnşallah Allah nasip ederse akşamüstü de battaniyeler, kıyafetler getireceğiz. Şimdilik elimizden gelen bu kadar. Allah yardımcıları olsun. Yani herkesin yardım etmesini istiyorum. Çünkü bu soğuk havada, bu kadar soğuk, dondurucu soğukta biz bile dayanamazken onları düşünemiyorum şu an yani. Herkes elinden ne geliyorsa. Bugün aynı şey bizde de olabilirdi. Çocuk bezi, battaniye. Gücümün yettiği billah. Ya ben duydum. İstihsar Karayışköy'den geliyorum. Burada toplantının olduğunu duydum. Ben buraya direkt koştum. İmkanım neyse o. Yani bütün herkesin şimdi şu an için can bağı, kan bağı olması lazım. Allah'ın beterinden saklasın, geçmiş olsun. Yani orada şimdi belki bu bir battaniye ihtiyacı olan insanlar var. O benim, belki benim bebeğimdi. Belki benim torunum olabilirdi. Yani o çağrım bu. Olması gereken herkes maddi, manevi. Ne istiyorsa onu yapsın. Gününde bakın biz bununla düşüneceğiz. Onunla yani bir canı malı. Ya biz şimdi şu an için bakın burada bu şekildeysek o insanla, o bebeler, o vatandaşlar. Yani Allah beterinden saklasın, başka bir şey demiyorum. Belediye ekiplerimizin topladığı ısıtıcılarımız var, battaniyelerimiz var, ayakkabılarımız, montlarımız var, giyim eşyalarımız var, gıda yardımlarımız var. Her türlü gıda yardımlarınızı bekleriz. Allah'ım inşallah kabul etsin inşallah. Gelen ürünlerimizin yeni gelmesi önemli. Özellikle giyim eşyalarının kullanılmamış olması önemli.
Gıda ürünlerimizin bayat olmaması önemli, tarihi geçmemiş olması önemli. Bunlara dikkat edersek daha iyi olur tabii ki. Buradan bugün çıkması planlanıyor mu bu yardımların? Bugün çıkması tabii ki bir tır dolduğunda çıkışımız yapılacak.